Merhaba, hepiniz tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir geri dönüşüm projesiyle konuşamadım. Hepinize yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir geri dönüşüm projesiyle karşınızdayım. Bugünkü projemizde CD'leri kullanıyoruz. Hatırlarsınız değil mi? Geçtiğimiz yıllarda ne kadar da popülerdiler. Şimdilerde ise popucu çoktan dama atıldı. Kenarda köşede öylece kullanılmayı bekliyorlar. Artık CD'lere, DVD'lere pek de ihtiyacımız yok. Ama çok şık bir ev aksesuarı olarak dönüştürebiliriz. Beni tanıyanlar bilirler. Eskiden beri odamı dekore ettiğimde CD'lere çokça yer veririm. Bence çok şık ve farklı duruyorlar. Odaya ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Bugünkü projemde onları oda dekorasyonunda değil, mutfak dekorasyonunda kullandım. Bu videoda da size bunu gösteriyorum. Yine size ufak bir itirafta bulunmak istiyorum. Bu projeyi de ilk kez denedim. Başta biraz tedirgin oldum açıkçası ama son aşamada gerçekten bayıldım ve sık sık kullanacağımı düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada malumunuz önümüz bayram. Hepinize en içten dileklerimle mutlu bayramlar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle keyifli bir bayram geçirmenizi dilerim. Artık sizi daha fazla uzatmayayım ve hemen projemizin yapılışına geçelim. Malzemeler: tepsi, hambes, makas, vernik, strafor köpük, CD, DVD, simli yapıştırıcı, tutkal. CD'leri makasla kesebilmek için sert kısımlarını ayırmak gerekir. Ayırmayı kolaylaştırmak için de CD'leri 15-20 saniye kadar sıcak suda beklettim. Sonrasında maket bıçağıyla orta kısmından ikiye ayırıyorum. Ayırdığım CD'lerin parlak kısımlarını çok minik olmayacak şekilde makasla kesiyorum. Ardından tutkalla tepsiye aralıklarla yapıştırıyorum. Tüm parçaları yapıştırdıktan sonra aralık kısımlara boşluk kalmayacak şekilde simli yapıştırıcıyı sürüyorum ve kurumaya bırakıyorum. Kuruma tamamlandıktan sonra CD'lerin formunun bozulmaması ve dayanıklı kalması için üzerine 100 kat vernik uygulayacağım. 100 kat vernik reçine ve sertleştirici olarak iki ayrı ürünün birleşimiyle oluşuyor. Kutu içerisinde bu iki ürün var. Ben ürünlerin tamamını kullanmadım. Her ikisini de yarısına kadar kullandım. Bu da tepsi için yeterli oldu. Dipnot olarak sertleştiriciyi daha az kullanmamanızı öneririm. Aklınızda olsun. Karışımı hazırlarken kağıt bardak ve tahta çubuk kullanıyorum. Siz de karışım yaparken tekrar kullanmayacağınız materyaller kullanın. Karıştırırken çubuğun kabın dibine değmesine dikkat etmelisiniz. Bu kabarcıkların oluşmasını engeller. Elde ettiğim akışkan sıvıyı tepsi üzerine boca ediyorum ve tepsinin her tarafına yayılmasını sağlıyorum. Bazı yerlerde kabarcıklar oluştu. Bunları da çakmak yardımıyla kolaylıkla halledebilirsiniz.
Vernik oda sıcaklığında yaklaşık 12 saatte tamamen kuruyacak. Kurumaya bırakırken üzerini de streç filmle örtüyorum ki tozlar yapışmasın. Bu şekilde tepsi yepyeni ve son derece şık görünümüyle keyifli çay kahve sohbetlerinizi eşlik etmek üzere son şeklini alıyor. Projeyi burada bir tık daha geliştirmek istiyorum. Yaklaşık 25-30 santim eninde tepsinin çevresi boyunca ölçtüğüm, benim tepsime göre 140 santim civarındaki kumaşımı silikonla tepsinin çevresine yapıştırıyorum. Strafor köpükleri irili ufaklı olarak parçalara ayırıyorum. Bu işlemi köpükleri birbirine sürterek de yapabilirsiniz. Köpükleri kumaşın içine boşalttım. Ve kenarlarını büzerek kumaşın altta kalacak kısmını iğne iplikle elde dikiyorum. Bu şekilde de düz olmayan zeminlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir keyif tepsisi elde ediyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yaptığım projeler sizlere de ilham oluyordur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.